Buyurun. Erdoğan Süzer Sözcü Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun Sağ olun. diyorum. Şimdi biz yıllardır bu salona geliyoruz ve hakikaten çok güzel şeyler dinleyip gidiyoruz. Serin de bir ortam. Fakat dışarıda hava çok sıcak. Özellikle çarşı pazarda daha da sıcak. Siz konuşurken birbiri ardına yeniden motorine zam geleceği haberler. Motorine zam geleceği haberler vardı. Zaten dün olmuştu. Ondan önceki gün de olmuştu. Sürekli oluyor ve bu zamlar birbirini tetikliyor. Ben fazla uzatmayacağım çünkü ne yazık ki soru şansımızı azalttınız. Şunu merak ediyorum. Siz çarşı pazara inebildiniz mi Türkiye'ye geldikten sonra? Gördünüz mü? O fiyatlardaki ani değişimler sizin de dikkatinizi çekti mi? Bu değişimi ne zaman insanlar artık görmemeye başlayacak sizinle birlikte? Çünkü bir umut olarak da geldiniz. Umarım da başarılı olursunuz. Çünkü herkesin beklentisi bu. Gerçekten çok 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 kötü günler geçiriyoruz çarşı pazar açısından. Buradan bunlara da bir cevap verirseniz çok sevinirim. Bir de kısacık bir sorum olacak. Ama yaptıklarınızın. Şöyle yapalım mı? Tamam, peki sorun. Herkesten diyorum. Alalım, vakit kalırsa dönelim. Tamam, olur mu? Teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey, sağ olun. Bir sonraki soruyu alalım. Buyurun. Bloomberg News, Uğur Yılmaz. Sayın Başkan, hayırlı olsun yeni göreviniz. Sağ olun, teşekkürler. Zor bir göreve başladınız, zor bir dönemde. Konuşmanızda ve metinlerde hep kademeli vurgusu yapıyorsunuz. Biraz geçmişe baktığımızda Türkiye'nin kademeli faiz artırım süreçleri 2018 başında, işte Murat Uysal döneminde, sayılırsa Sayın Abal'ın kısa döneminde hep başarısızlıkla sonuçlandı ya da yarıda kaldı. Şimdi yeniden bir kademeli bir faiz artırım sürecine başlamış durumdayız. Peki yine benzer bir sonuca doğru gittiğimizi düşünürseniz bu faiz artırımlarının temposunu arttırmak ya da güçlendirmek gibi bir ihtimal masada mı? Bunu öğrenmek istemiştim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soruya buyurun. Arkadaki. Çağlar Kuzlukluoğlu, Bloomberg KT araştırma analisti. Hayırlı olsun diyorum ben de. Şimdi içtenlikle yanıtlar veriyorsunuz. Aslında teknik anlamda birçok soru geldi ama siz biraz önce mesajını da verdiniz. İletişim tarafında da elimizden geleni yapacağız şeklinde. Örneğin yatırımcı toplantıları bir yıldır yapılmıyor. Bunlara tekrar başlanacak mı? Sizleri sadece enflasyon raporlarında mı göreceğiz? İletişim tarafında neler yapmayı planlıyorsunuz? Biz de bunu duymak isteriz. Teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun Çağlar Bey. Evet, önce Çağlar Bey'in sorusuyla başlayalım. Kesinlikle yatırımcı toplantıları yapacağız. En kısa zamanda yapacağız. Sizlerle de daha da vakit geçireceğiz. Bugünkü soruların enflasyon ve para politikası odaklı sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Başka çerçevelerde, başka zamanlarda daha uzun uzadıya da sohbet ederiz inşallah Allah nasip ederse. Yatırımcı toplantısı kesinlikle. Kesinlikle. En hızlı şekilde zaten siz de bunları bizlerle birlikte takip edeceksiniz. Pardon bir herkes tamam. Zaten gerekli zamanda biz iletişimi yapacağız sizlerle. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Bey'in sorusuna gelince enflasyonla mücadele ile zaten benim burada olmamın nedeni devlete ve milletimize hizmet ve refahını bir şekilde bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne âlâ, ne güzel. Allah bize bunu nasip edebilirse. Dolayısıyla ve bunda da kararlıyız. Siz de orada serin olabilir de bu spotlar burada bayağı ısıtıyor bana doğru baktığı için. Dediğim gibi enflasyonla mücadele olmazsa olmaz. Sadece fiyat istikrarı değil, milletin refahı içinde bu çalışmaların. Şimdi ben Nuri Bey'in sorusuna da geçeyim. Geçmiş hakkında konuşmak haddime düşmez. Konuşmam da önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var. Vakit de değerli. Devletin, milletin vakti burada. İşleri hakkıyla, hakkaniyetli bir şekilde, doğru bir şekilde verilere dayanarak yapacağız. Öyle diyelim.